Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir nasıl çözeceğiz? Türev sorusu çözeceğiz. Bence hoş bir soru. Hatta şuradaki verilen ifadeler keşke öncüllü olsaydı. Daha tatlı bir soru olabilirdi. Sorumuz acil yayınlarına ait matematik kitabından olacak. Sorumuzu bir arkadaşımız yolladı. Ona buradan selamlar, sevgiler, kalpler. Hemen soru çözümümüze geçelim. Soruda diyor ki Px bir polinom verilmiş. Ax kare artı bx artı c polinom verilmiş. ABC katsayıları aritmetik dizinin sırasıyla ardışık 3 terimdir diyor. Şuraya sarıyla işaretliyor. Sonrasında P1 eşittir P eksi 1 diyor. Arkadaşlar burasına baktığımız zaman bu bize neyi hatırlatıyor? Buranın bir çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Şöyle fonksiyon yazalım. Ne yazıyor? Fonksiyon yazıyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Dediğim gibi bu soru öncüllü olsaydı, burada verilen şeyler öncüllü olarak verilseydi daha tatlı olabilirdi. Şimdi öncelikle çift fonksiyonsa, çift fonksiyon dediğimiz ifade de tek olmamalı. O halde B bize burada 0 getirecek midir arkadaşlar? Neden? Çünkü x üzeri 1. X üzeri 1 nedir? Tektir. Peki hala C x üzeri 0 var mıdır yanında? Evet, o yüzden C 0 olmayacaktır. B 0 olacak. O halde ben Px fonksiyonu şu şekilde yazabilir miyim artık? Ax kare artı C biçiminde yazabilirim. Sonrasındaysa bize aritmetik dizinin sırasıyla 3 terimidir diyor. Ben burada şöyle yapalım. B'yi 0 buldum mu? Evet. Bundan sonraki C terimin 1, A terimin eksi 1 olabilir mi? Evet olabilir. A terimin eksi 1, C terimin 1. Buna göre öncülleri, hatta şıkları inceleyelim. Hatta burada bir her tarafta P türev B, P türev A vesaire dediği için Px fonksiyonunun biz bir türevini alalım. Px fonksiyonu türevini aldığımız zaman Px, P türev x eşittir ne olacak arkadaşlar? 2ax artı b olacaktır değil mi? Hatta şunu da sarıyla işaretleyelim. Çünkü sürekli kullanacağız. Dikkatimizi buraya vermiş olalım. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman P türev b'nin 1 olduğunu söylemiş. Bakalım P türev 1 gerçekten de 1 mi? P türev b'ye bakacağız. P türev b 2a çarpı b artı b dedik. Pekala b değerini ben ne bulmuştum arkadaşlar? 0 bulmuştum. Burasının sonucu 0. 0 artı 0'dan 0 gelecek. O yüzden a şıkkı yanlıştır. Sonrasında doğru cevabımız b. Ama önce c, d, e'yi incelersem daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçtik. Kırmızı alıp seçemedim. Mavi olsun. C seçeneğine bakalım. P türev c diyor. P türev c'ye baktığım zaman. P türev c dediğim ifade 2ac değil midir? 2ac artı b'dir. Baktığımız zaman burada ne diyor? 0'a eşit olduğunu söylemiş. Ben a'yı 1, b'yi c pardon, a'yı eksi 1, c'yi artı 1 seçtim. Bunları çarpımı neyi verecek bize arkadaşlar? Ve 2 ile bunu çarpacak olursak eksi 2 artı 0'dan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 geldi. Yani p türev c eksi 2'dir. 0 değildir. P türev a p türev c'ye eşit midir? Ben p türev c'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Peki hala burada neye bakalım? P türev A'ya bakarsak, P türev A dediğim ifadeye bakacak olursam, P türev A dediğim ifade nedir arkadaşlar? X yerine A yazacağım, yani 2A kare artı B ifadesini inceleyelim. A dediğim ifade neydi arkadaşlar? Eksi 1, eksi 1'in karesi 1, yani burasının sonucu ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Yani P türev A dediğim ifade de 2 geldiğinden dolayı bunlar birbirine eşit değildir. Çünkü P türev C eksi 2, P türev A 2'dir. P türev A çarpı P türev C eşittir P türev B midir? Ben bunun cevabın 2 burasının eksi 2 olduğunu biliyorum. Burasını da hatta ilk öncüde bulmuştuk. Ne bulmuştuk arkadaşlar şurada? 0 bulmuştuk. O yüzden 0 eşit değildir. Gelelim doğru olan öncülümüze. Şimdi şunları tekrar bir renk değiştirelim pembe. P türev A artı P türev B artı P türev C eşittir 0 diyor. Bakalım P türev A dediğim ifade nedir arkadaşlar? Artı 2. P türev B dediğim ifade nedir arkadaşlar? 0. P türev C dediğim ifade nedir arkadaşlar? Eksi 2. Bunların toplamı bize 0 verecektir. Yani cevabımız B seçeneği kesinlikle B'dir diyebiliriz. E'yi denemiştik. Yani cevabımız B seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Güzel bir soruydu bence. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.